12. dersimizde başta şiar tool olmak üzere yine iç mekan modellemesi yaparken kullandığımız spin tool vardı. Onun bir özelliği daha vardı. Onu sonra gösteririm demiştim. Onu tekrardan ele alırız. Ayrıca silideler var. Edge silit, vertex silit. Bunlara bir bakarız. Zaten çok kısa hemen. Ayrıca triangulate faces ve poke faces var. Çok az kullandığımız ancak yerine göre fazlaca kullanabileceğimiz bir tool yine. Bir de vertexlere nasıl bevel yaptığımızı anlatırız. Bu videomuz da bu kadar olur. Aklımda şöyle bir şey var önümüzdeki derslere doğru. Şimdi UV editing, shading kısımları vesaire bunları model üzerinden anlatmak istiyorum. Bu yüzden yine iç mekan modellemesi gibi bir modelleme dersi olur. O model üzerinden UV editing ve shading kısımlarını anlatmayı düşünüyorum. Şimdilik bu dersimizde hemen kısaca bunları anlatalım. Çünkü şöyle bir şey de var. Hani böyle kısaca anlattığım şeyleri ders sonunda hemen unutabilirsiniz. Bunları bizzat işleme dökmek gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi bir modelleme dersiyle beraber bunları tekrardan pekiştirmeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle Shift-A ile sahne mesh kısmından bir tane plane ekledim ve bunu hemen hızlıca boyutlandırıyorum. 7 ile üstten görünüme geçtim. Tab'a bastım, Edit Mode'a geçiyorum. Z'ye bastım, Solid Mode'dan Wireframe Mode'a geçiyorum. Daha iyi görebilmek adına 1'e basarak da Vertex moduma geçiyorum. Şimdi ben şuradan şu şekilde buna bir 90 derecelik bir açıyla buraya doğru bir dönme işlemi yapmak istesem nasıl yaparım? Mesela buradaki vertex seçip G, Y derim. Pardon, X derim. Şu şekilde. Sonra E, Y diyerek şurayı şu şekilde yapabilirim. Ancak bunun kısa yolu diyeyim. Yani bunu birçok alanda kullanıyoruz ama ben bizzat bu model üzerinde gösteriyorum ki daha kalıcı olsun diye. Yoksa sadece böyle bir plane'e şöyle bir dönüş vermek için de tabii bu tool'u kullanmıyoruz. Mesela şurada iki tane vertex seçtim. Ya buradan gelip shear'ı seçeriz veya space'e basıp de şuradan shear yazarak da yine ulaşabiliyoruz. Buraya geldik. Bunu seçtiğim zaman obje üzerinde şu şekilde bir imleç belirecek. Şimdi şuradaki imleci hareket ettirdiğim zaman herhangi bir işlem olmayacaktır. Yani objenizin durduğu konuma göre, durduğu pozisyona göre bu ikisinden bir tanesi pasif durumda kalacaktır. Bunu seçersiniz. Mesela şöyle aç dediğim zaman buraya şu şekilde boyutlarını bozmadan bir açı verecektir. Ve daha sonra E, Y dediğim zaman şu şekilde rahatça extrude edebileceğim. Ve yine aynısı buradan şurayı mesela E, X diyerek yine şurayı şu şekilde yapabiliyor olacağım. Shear kısaca böyle aslında. Yine başka model üzerinde de şey yapabilirsiniz tabi de. Ben tabi dediğim gibi bu model üzerinde gösterdim. Yine buradan şunu da göstereyim. Space tuşundan shear yaptığımız zaman o imleç çıkmayacaktır. Faremizin orta topuna basarak gördüğünüz gibi imlecim değişiyor. Bir tanesinde yine işlem olmayacaktır. O deminkinde olduğu gibi farenin orta topuna bastığınız zaman tekrar şu şekilde de buna bir esneklik kazandırabiliyoruz. Shear tool bu şekilde. Bir de Edge Silit de, Edge Silit ve Vertex Silit de var. Bunu aslında hiç uzatmaya gerek yok ama ben yine söyleyeyim. Bir soru işareti kalmasın. Buradaki Vertex seçtim. Sağ tık yapıyorum. Buradan ne var? Silide vertices var. Ve kısa yolda Shift V'ymiş. Mesela buna tıkladığım zaman buradaki vertex'i bulunduğu çizgi üzerinde hangi köşenin çizgisinde bulunuyorsa bir yere kaymadan o çizgi üzerinde hareket ettirebiliyoruz. Buna da silit diyoruz. Silide vertices sağ tık yaptık. Buradan geçebiliyoruz. Veya kısa yolu Shift V'ymiş. Shift V ile de yapabiliyormuşuz. Ama ben hiçbir zaman Shift V ile veya sağ tık yapıp oradan bunu yapmıyorum. Çoğu zaman H'lerde de vertexlerde de geçerli bu. İki defa G tuşuna bastığımız zaman da yine aynı işlemi yapabiliyoruz. Yani Shift veya kısa yoluna da gerek yok. İki defa V tuşuna bastığımız zaman da yine verteximizi veya ikiye bastım H'e geçtim. H'imizi iki defa bastığımız zaman G'ye bulunduğu köşelerin eksenin üzerinde hareket ettirebiliyoruz bir yere kaymadan. Yani vertex üzerinde yaptığımız zaman vertex silit oluyor veya ikiye bastım edge moda geçtim. Edge üzerinde yaptığım zaman da yine edge silit oluyor. Yine sağ tık yaptım edge modundayken tabii. Burada yine edge silit'i görürüz. Edge silit ve vertex silit de bu şekilde.
Bir de spin tool var. Bunu önceki derste, pardon, iç mekan modellemede biraz göstermiştik bir tanesini. Şimdi ikincisini de gösteririm. Mesela edit moddayım. Buradaki yüzeyi seçtim. Z diyerek bunu yukarıya doğru extrude ettim. Hemen bir ile önden görünüme geçiyorum. Şimdi buradaki yüzeyi şöyle bükeceğim. Burayı birinci derste anlattık ama tekrardan burayı bir ele almış olalım. 3-4 kürsörümüze göre bir bükme işlemi yapacağı için Shift'e basılı tutarak sağ tık yaptım. Şuraya doğru bir bükme işlemi yapacağım. 3D kursörümü buraya getirdim. Daha sonra şuradan basılı tuttuğumuz zaman iki tane spin işlemi sunacak bize. Birinci spin ve spin ve spin duplicates diye bir iç mekan modellemede spin'i görmüştük. Onu bir daha gösterelim. Şu haldeyken şekilden de anlayacağınız üzere şöyle bir dönme işlemi yapmayacağız. Şöyle bir dönme işlemi yapacağımız için yani şöyle buradaki ekseni hemen kendimize göre ayarlıyoruz. Yani y ekseni şu şekilde bir dönme işlemi yapabiliyorduk. Steps bu arasındaki şeylerdi, loop katlardı. Bunu arttırarak daha smooth bir görünüm verebiliyorduk. Buradaki de dönme açısı 181 derece döndürmüşüz veya 180 diyebiliyoruz veya işte 90 derece çevir diyebiliyoruz. Tamam. Ctrl Z ile mesela ben bir geri aldım tekrar. Bu şekilde. Bir de spin duplicates var. Bunu sonra gösteririm demiştim. Bu da şu işe yarıyor. Mesela seçtim onu. Spin duplicates'i üstten görünüme geçiyorum. 3D cursor'ım burada. Şimdi dikkat etmem gereken edit modda seçili olan yeri benim için spin yapacaktır. Şu an sadece üstteki yüzeyin değil, bütün bir şu modelin spin yapılmasını istediğim için A ile bu modelin hepsini seçiyorum. Tekrar 7 ile üstten görünüme geçtim. Y ekseni benim için şu an uygun değil. Z eksenine geçiyorum. Şu an buradan tutuyorum ve bunu sürüklediğim zaman gördüğünüz gibi buradaki modelimi tam 14 defa kopyalayarak devam ettiriyor. 14 fazla. Şunu düşürdüğüm zaman sayısı daha anlaşılacaktır. Gördüğünüz gibi şu şekilde 179 derece döndürmüşüz ve 179 derecede steps dediğim 3 defa da bunu kopyalamış. Ben şu an 360 yaparsam bunu 360 derecede de 3 defa veya arttırdıkça şu şekilde 7 defa 8 defa şu şekilde kopyalama işlemi yapacaktır. Spin Tool'un ikincisi de aynı bu şekilde. Bu şekilde kullanıyoruz. Hemen notlarıma bakıyorum, göstereceğim başka ne var diye. Şunu ben bir sileyim. Tekrardan Shift C kısa yolu ve 3D Cursor'ı merkeze getirdim. Shift A ile bir tane sahneme küp ekledim. Tab'a bastım ve Edit Mode'a geçiyorum. Şimdi köşelere, edge'lere şu imajime geleyim. Bevel vermek için Ctrl B kısa yolunu kullanıyorduk. Şu şekilde bevel verebiliyorduk. Edge'lere. Face'lere seçtiğimiz zaman zaten üstteki bütün şeyleri seçilmiş gibi yapıp ona göre bevel işlemi yapacaktır. Peki vertex'lere nasıl bevel işlemi yapıyoruz? Ctrl B kısa yolu sadece bir vertex'e bevel yapmak için yeterli değil. Sadece bir tane vertex'e bevel yapmak istediğimiz zaman Ctrl Shift B kısa yolunu kullanıyoruz. Bu şekilde sadece bir tane vertexlere de bevel işlemi yapabiliyoruz. Ctrl Z ile geri alıyorum. Ve son olarak göstermek istediğim Triangulate Faces ve Poke Faces var. Şimdi Triangulate Faces obje mod, edit moddayken bütün objemi seçiyorum. 3'e bastım. Face moduna geçiyorum. Face'lerle ilgili bir düzenleme olduğu için sağ tık yaptım. Burada Triangulate Faces var. Bu 4 köşeli olan yüzeyleri 3 köşeli yüzeye çevirecektir. Kısa yolu Ctrl T'dir. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bütün yüzeyler 3 köşeli oldu. Veya Ctrl Z ile geri aldım. Dediğim gibi Ctrl T ile de kısa yolu da bunu yapabiliyoruz. Yine Ctrl Z ile geri alıyorum. Sağ tık yaptım. Hatta bir dakika şöyle. Triangular Faces dedik. Bütün yüzeyleri 3'e çevirdik. 3 köşeliye. Trist to Quartz dediğimiz zaman tekrar 4 köşeliye çevirebiliyoruz bu arada. Yine sağ tık yaptım. Bir diğer seçenek burada Poke Faces var. Burada 4 köşeli yüzeyleri şu şekilde bir işlem yapıyor. Şu şekilde de köşelere ayırabiliyor. Farklı göstermek istediğim var mı diye bakıyorum şu an. Inset Faces'i zaten gördük. Bu arada sağ tık yaptığımızda şimdi Vertex moddayken sağ tık yaptığımızda karşımıza çıkan seçenekler farklı. Edge modda sağ tık yaptığımızda karşımıza seçenekler farklı. Bunlara farklı farklı çıkıyor bu 3 modda. Çoğunu biz zaten biliyoruz arkadaşlar. Yani subdivide'i gördük. Extrude faces dediği komutlardan ne demek olduğunu anlayabiliyoruz. 2'ye bastım.
Edge moduna geçtim. Sağ tık yaptım. İşte Edge 3D'yi gördük. Bu Mark Sim, Mark Sharp bunlar ileriye doğru gelecekler. Mesela New Face from Edge diyor. Belki bunu gelip bizzat buradan yapmazsınız. Ama kısa yolu F diyor. Mesela biz bunu nasıl görmüştük? Edit moda şey Vertex moda geçiyorum. Şu iki tane Vertex seçiyorum. Bu haldeyken F'ye bastığımız zaman bunun arasını kapatıyordu. Bunu zaten önceki derslerde de görmüştük. Yani yanlarının kısa yollara bakaraktan veya isimlerini bakaraktan bilip bilmediğimizi anlayabiliriz. Nitekim daha önceki derslerde de söylemiştim. Bizzat buradan bulup işte göstermek yerine çoğu zaman kısa yollardan ilerliyorum diye. O yüzden hani bizzat buradan da göstermeyebilirim. Hemen tekrar notlarıma bakıyorum, anlatacağım başka bir şey var mı bu derste diye. Bu derslik bu kadar olsun. Diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.